Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti. Anayasamızın ikinci maddesinde bizim devletimizin tarifi böyle. Bir ülkede, anayasasında böyle bir madde bulunan bir ülkede, yine anayasasında kuvvetler ayrılığı ilkesinin demokrasimizin olmazsa olmazı ve hukuk devleti olduğumuzun temel dayanağı olduğu na ilişkin bir madde yer alıyorsa kuvvetler ayrılığı ilkesine de uyum şarttır. Değil mi canlarım? Bizim anayasamızın en belirgin özellikleri aslında baktığımız zaman bunlardır. Tabii pek çok anayasamızın belirgin özellikleri var ama bunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin geçerli olduğu bir ülkede siyasal iktidarlar bütün herkesin iktidarıdır. Eğer bir ülkede iktidar olan partiler, başkan, kendisini sadece kendisine oy verenlerin iktidarı olarak görüyor, kendisine oy vermeyenleri dışlıyor, aşağılıyor, onlara sürekli terörist muamelesi çekiyor ise, o ülkede demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerinden de, kuvvetler ayrılığı prensiplerinden de söz edilemez. Bir ülkede siyasal iktidar, ülkeyi yönetenler, kendi partilerinden olan belediyelerin eylemlerini yasal olarak kabul edip, aynı eylemi muhalefet partili belediyeler yaptığında yasa dışı olarak ilan ediyor ve engelliyorsa, o ülkede demokratik, laik, sosyal hukuk devletinden de, kuvvetler ayrılığı ilkesinden de, belediyelerin seçilmiş olmalarından da söz edilemez. Böyle. Bakınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çok değildi ya. Yakın zamanda ve hepsi de AKP iktidarı döneminde oldu. İyi hatırlayın. Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Filistinliler için bağış topladı mı? Topladı. Hepimiz bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Bağış yapanlar yaptı mı? Hemen hemen hepimiz de en azından cep telefonlarımızdan yaptığımızdan dolayı arşivlerde duruyordur. Belgeli olanların ise zaten ellerinde belgeleri vardır. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadir Topbaş döneminde Filistinlilere yardım etmek için bağış topladı. Dönemin İçişleri Bakanı, dönemin Başbakanı bu bağışları yasaklamadığı gibi hesaplara elde koymadı. Bir, Deniz Feneri diye bir dernek, bir kurum çıktı. Halkı dolandırdı mı? Halkı dolandırdı mı? Dolandırdı. Dolandırdı. Halkı dolandırdı. Peki, Deniz Feneri'nin halktan topladığı bağışların ilanları nerede verildi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüslerinde. Metrolarında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait sabit ve hareketli her yerde Deniz Feneri'nin halkı dolandırmak amacıyla topladığı bağışların ilanları yapıldı. Yapıldı mı? Yapıldı. Dönemin başbakanı karşı geldi mi? Hayır. Hayır. Bu bağışları toplamak yasa dışıdır. Bunlar paralel devlet kurmuşlardır dedi mi? Hayır demedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İHA diye tanıdığımız Başkanı Bülent Bey olan, soy ismini unuttum, ve Filistin'e, yine Filistinlilere yardım götüren Marmara gemisine satın alınacak o yardım malzemeleri için İstanbul halkından bağış topladı mı? Topladı. Topladığı bağışlara daha kolay ulaşabilmesi için bağış verenlere dönemin başbakanından destek buldu mu? Destek buldu. O bağışları Filistin'e götürmesi için devlet, hükümet kendisine destek verdi mi? Verdi. Hem de aklı başında herkesin uyardığı, yapmayın dediği halde o İHA o yardımları Marmara gemisiyle götürmeye konusunda inatlaştı ve 9 yurttaşımızı kaybettik. İsrail askerler 9 yurttaşımızı katletti. Efendim öldürmeseydiler, ya öldürmeseydiler
bizim temennimizden başka hiçbir şey değil. Adamlar özür dediler. 25 milyon dolar da kan parası verdiler. O kan parası o kaybettiğimiz yurttaşlarımızın ailelerine gitti mi gitmedi mi bilmiyoruz. Ama bütün o bağışlar toplanırken bugün Cumhurbaşkanı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan o dönemde başbakandı. Ve bu bağışların toplanmasını asla ve asla engellemedi. Canlarım benim, arkadaşlarım benim. Sizin huzurunuzda AKP Genel Başkanı'na ve Cumhurbaşkanı olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum. Bunu sormaya hakkım var. Ben de bir vatandaş. Diyorum ki, Sayın Erdoğan, Millet İttifakı'nın listelerinden seçimlere girerek kazanan büyük şehirlerin, 11 büyük şehrin belediye başkanının yönettiği o şehirlerin halkları Filistinliler kadar değere sahip değil mi sizin gözünüzde? Yani siz bizim CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilen 11 ilimizin halkına, halklarına Filistinliler kadar da mı değer vermiyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı? Bu soruyu sormak benim hakkım. En tabii hakkım. Bilgi istemek, bilgiye ulaşmak Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının hepsinin hakkıdır. Ve bilgi, devlete ait her türlü bilgi açık olmalıdır. Ben de bu soruyu soruyorum. Ha cevap verirsiniz, vermezsiniz, beni ciddiye alırsınız, almazsınız. O elbette sizin takdiriniz. Ben ona karışabilir miyim? Ama Sayın Cumhurbaşkanı, ben bu soruyu sorarım. Muhalefet partilerinin de, belediye başkanlarının da bu soruyu sormalarını beklerim. Şimdilik henüz daha sormamış olmaları, hiç sormayacakları anlamına da gelmez. Canlarım, gelelim kuvvetler ayrılığı ilkesine. Bu ülkede, anayasasında, bu ülkenin anayasasında kuvvetler ayrılığı ilkesi, devletimizin, anayasamızın, demokrasimizin, hukuk sistemimizin olmazsa olmazı olarak kabul edilmiştir. Nedir kuvvetler ayrılığı? Meclis, yani yasama organı. Yargı, yani yüksek mahkemeler. Ve yürütme, yani bugünkü sistemde Cumhurbaşkanı. Eşit güce sahiptirler. Üçünün de gücü eşittir. Birisi diğerinden daha üstün güce sahip değildir. Cumhurbaşkanının anayasa organları, yargı organlarını lağvetmeye gücü yoktur, yetmez. Onlara emredemez. Anayasa Mahkemesi başkanına ya da üyelerine açıp şu konuda şu 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 kararı vereceksiniz diyemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri ya da başkanı da Cumhurbaşkanı'na açıp, telefon açıp ya da makamına gidip şunu 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 şöyle yap diyemezler. Emredemezler. Yürütme ile ilgili konularda Anayasa Mahkemesi yürütmenin işlerine karışamaz. Yürütmenin işlerine karışamaz. Gelelim yasama organına. Yasama organı hiç kimsenin tesiri ve etkisi altında kalmadan kanun çıkarır. Tek fark, çıkaracağı kanunlar anayasaya aykırılık teşkil etmez. Anayasaya aykırı olamaz. Cumhurbaşkanı da yasama organına asla ve asla yasama organı dediğimiz meclise, meclisin başkanı aracılığıyla meclis başkanını çağırıp ya da meclis başkanına telefon açıp emir veremez. Bu üç gücün başkanları yan yana geldiklerinde hiçbirisi diğerinin karşısında saygısının gereği ceketinin önünü iliklemek durumunda kalmaz. Ahlaki olarak, geleneksel olarak bunlar yapılabilir. Ama eğer Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı, Sayıştay Başkanı, Danıştay Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın karşısında saygıdan dolayı cübbelerinde olmayan, olmaması gereken düğmelerini iliklemeye kalkarlarsa aynı gün istifa etmelidirler. Neden? Kuvvetler ayrılığı ilkesinin anayasadaki tanımına aykırı hareket etmişlerdir. Hiçbirisi Cumhurbaşkanı'nın karşısında ya da meclis başkanının karşısında hazır ol da beklemezler. Efendim zat haliniz nasıl emir buyurursa diyemezler.
Zat haliniz nasıl arz ederse diyemezler. Zat haliniz nasıl takdir ederse diyemezler. Mesela meclis başkanı cumhurbaşkanına hitap ederken konuşmasına efendim zat halileriniz nasıl emrederseniz diye başlayamaz söze. Neden? İkisi eşittir. Meclis başkanının gücü ile anayasal gücü ile cumhurbaşkanının anayasal gücü arasında zerrece fark yoktur. Yani cumhurbaşkanı meclis başkanının daha üstünde bir güce, daha üstünde bir itibara sahip değildir. Meclis başkanı Mustafa Şentop bugün ne kadar bir güce sahip ise, ne kadar saygın ise cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saygınlığı ve gücü de Mustafa Şentop'un gücü kadardır. Ne bir milim yukarıda ne bir milim aşağıda. Aynı şey yargı başkanları için de geçerlidir. Bakar mısınız Türkiye'ye? Dün meclis başkanını dinledim. 23 Nisan'da meclise kim gelir kim gelmez diye. Sayın cumhurbaşkanlarımıza takdim ettim, arz ettim ki Sayın cumhurbaşkanlarımızın kendi şahsi takdirlerinde olur ki Sayın cumhurbaşkanımız ne emrederlerse bir ülkede kuvvetler ayrılığı ilkesi olan bir ülkede bir meclisin başkanı kendisiyle aynı güçte olan bir cumhurbaşkanına bir yürütme başkanına başına yürütmenin başına siz nasıl emrederseniz diyebilir mi? Derse anayasayı ihlal etmiş sayılır. Dedi. Duyuyoruz, sürekli duyuyoruz. Bu meclis başkanı gelecekte sırf bu sözlerinden dolayı arşivler de silinemeyeceğine göre göreceksiniz anayasa mahkemesi tarafından yargılanacak ve anayasayı ihlal suçundan mahkum olacak. Bu kadar net konuşuyorum. Anayasamız kuvvetler ayrılığı ilkesini o kadar güzel tarif etmiş ki meclis başkanı yürütmenin başından emir alamaz demiş. Buyurunuz efendim, ricanız ne diyebilir. Ricanız ne? Ama emriniz ne diye soramaz. Ne emrediyorsunuz diye soramaz. Çünkü meclis başkanı yürütmenin başının memuru değildir. Amiri de değildir. Ona hükmedemez de tabii. Eşittirler çünkü. Ama canlarım, bu Türkiye'de hiç görmediklerimizi görüyoruz. Durun bakalım hele daha neler göreceğiz. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.